Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Başlamadan önce dikkat, ileride spoiler var. Bugün Ex Machina adlı 2014 yapımı ödüllü bir bilim kurgu filmini anlatacağım. Film, arama motoru şirketi Blue Book'ta programcı olarak çalışan Caleb'in, şirket çapında düzenlenen bir yarışmada birincilik ödülünü kazanmasıyla başlar. Şirketin CEO'su Nathan'la birlikte dağların derinliklerindeki evinde bir hafta geçirir. Bina çok tenha bir yerdedir. Caleb'i oraya götüren helikopterin bile birkaç mil uzağa inmesine izin verilir. Caleb kapıya kadar yürür. Kapıda robotik bir sesle karşılanır. Evin içinde izin verilen alanlara erişmek için anahtar kartını alır ve içeri girer. Caleb egzersiz yapan Nathan'la tanışır. Nathan bayılana kadar içtikten sonra ertesi gün kalkıp enerjisini boşa harcamak için egzersiz yapıyormuş. Nathan onu bir araştırma tesisi olduğu için penceresi olmayan yeraltı yatak odasına götürür. Caleb, konutta yürütülen araştırma hakkında daha fazla bilgi edinmek istemektedir. Ancak Nathan, Caleb gizlilik anlaşması imzalamadıkça daha fazla bilgi vermeyi reddeder. Anlaşmayı imzaladıktan sonra Caleb, Nathan'a Turing testini bilip bilmediğini sorar. Bu test, bir bilgisayarın insan olduğuna inandıracak kadar yetenekli olup olmadığını test etmek için yapılan bir testtir. Kendi yarattığı Eve adlı yapay zeka androidine karşı yapacağı Turing testinde insan deneye ihtiyaç duyduğunu, Caleb'in bu işi göreceğini söyler. Caleb, Nathan'ın gerçek niyetini öğrenince şaşırır ama yine de bunu yapmayı kabul eder. Sonra Eve'le ilk seans başlar. Caleb'in onu net bir şekilde görüp etkileşime girebilmesi için cam duvarlı bir odaya yerleştirilmiştir. Caleb duvarda bir çatlak olduğunu fark eder. Nathan güvenlik kameraları ve ses kayıtları aracılığıyla etkileşimi ayrı bir odada izliyordur. Seanstan sonra Nathan Caleb'in nasıl hissettiğini sorar. Kendini harika hissettiğini söyler ve Eve'in etkileyici dil becerileri hakkında yorumlar yapar. Nathan Eve'in Caleb'e karşı ne hissettiğini sorar ve Caleb'ten bu sorunun cevabını öğrenmesini ister. Geceleyin Caleb uyumaya çalışırken elektrik kesintisi olur. Güvenlik protokolü Caleb'in kapısını kilitlemiştir. Caleb kapıyı açamaz. Elektrik geldikten sonra etrafta dolaşır ve bir cep telefonu bulur. Tam telefonu alacakken Nathan'ın sarhoş sesleri onu irkiltir. Burası Nathan'ın odasıdır. Caleb elektrik kesintisini sorar ancak nedenini bilmese de sık sık yaşandığı için bu konuda fazla endişelenmemesini tavsiye eder. Ertesi sabah Caleb Nathan'ın İngilizce bilmeyen hizmetçisi Kyoko tarafından uyandırılır. Eve ile ikinci seansına katılır. Eve ona çizimlerini gösterir ve kendisiyle ilgili daha fazla şey anlatmasını ister. Aniden izleme sistemini çökerten başka bir elektrik kesintisi olur. Artık gözlemlenmediklerini bilen Eve eğilip ona Nathan'a güvenmemesini söyler. Güç geri yüklendikten sonra hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam eder. Caleb ise allak bullak olmuştur. Seans sonrasında Nathan tarafından sorgulandığında Eve'in elektrik kesintisine tepki vermediğini söyler. Nathan onu Eve'i yaptığı laboratuvara götürür. Görünüşe göre beyni bir çeşit jelden oluşuyordur ve yazılımı Blue Book arama motorudur. Üçüncü oturumda Eve dışarı çıkmak, insanları izlemek ve bir trafik kavşağını görmek istediğini ifade eder. Caleb'in onu oraya götürmesini ister, Caleb de bunu bir randevu olarak algılar. Eve ona sürpriz olsun diye bir elbise, hırka ve çorap giyerek süslenir ve mikro ifadelerini izleyerek adamın kendisine ilgi duyduğu sonucuna varır. Seansın ardından Caleb, Eve'i kendisiyle flört etmesi için programlayıp programlamadığını ve cinselliği olan bir yapay zeka yaratmanın gerçekten gerekli olup olmadığı konusunda Nathan'la yüzleşir. Nathan sinirlenir ve Jackson Pollock tablosuyla bir benzetme yaparak düşüncelerini açıklar. Yüksek düzeyde işleyen bir yapay zekanın yalnızca otomatik olarak görevleri yerine getirmek değil, aynı zamanda aşık olmak gibi otomatik olmayan şeyleri de yapabileceğini öne sürmektedir. Dördüncü oturumda Caleb, Eve üniversitede aldığı yapay zekaya giriş dersinde öğrendiği Mary'nin Odası isimli bir düşünce deneyini anlatır. Mary, renklerle ilgilenen bir bilim insanıdır. Her türlü rengi ve bu konudaki her şeyi bilir ancak tüm hayatını siyah-beyaz bir odada geçirir. Bu yüzden renkleri asla gerçekten hissedemez. Hikaye her şeyi bilen ama asla tam olarak deneyimlemeyen bir bilgisayar zihnine atıfta bulunmaktadır. Mary'nin zihni ancak odasından çıkıp dünyayı ilk elden deneyimlediğinde insan zihni olabilir. Eve, hikayeye ilgi göstermiş gibi görünür, sonra başka bir elektrik kesintisi olur. Eve, hemen Nathan'ın onlara yalan söylediğini ve şarj işlemini tersine çevirerek elektrik kesintisini tetikler. Leyen'in kendisi olduğunu söyler. Caleb ve Nathan yakındaki bir şelaleye doğru yürüyüşe çıkarlar. Caleb yarışmanın sadece bir kılıf olduğunu, Nathan'ın Turing testi için özellikle kendisini seçtiğini öğrenir. Nathan onun deneyi olmak için doğru kişi olduğunu biliyordur. Eve döndüklerinde Caleb, Eve'in odasındaki güvenlik kamerası görüntülerinden Nathan'ın Eve'in yanına gidip çizimlerini yırttığını görür. Öfkeyle Nathan'a hesap sormaya gider ancak Nathan çok sarhoştur ve Caleb'in sorusuna cevap vermeden Kyoko ile dans eder. Ertesi gün Nathan ve Caleb ormanda içki içmektedir.
Caleb Nathan'a neden Eve yaptığını sorar. Nathan, yapay zekanın kaçınılmaz olduğunu, asıl sorunun yapay zekanın eninde sonunda ortaya çıkıp çıkmayacağını değil, ne zaman çıkacağı olduğunu söyler. Ayrıca Eve'in yeteneklerini geliştireceğini ve yeni bir model yaratacağını da ekler. Caleb, Eve'in en son yapay zeka modeli olacağını düşünerek irkilir. Nathan o kadar çok içer ki eve döndüklerinde bayılır. Caleb, Nathan'ın anahtar kartını çalarak evin kendisine yasak olan bölümlerine girer. Tüm güvenlik kamerası kayıtlarına erişir ve Nathan'ın Eve'den önce birkaç Android model yaptığını keşfeder. Bunlardan biri neden odasından çıkarılmadığını defalarca soran ve çatlayana kadar cam duvara vuran bir modeldir. Caleb, önceki Android modellerini Kyoko'nun odasındaki bir dolabın içinde bulur ve burada Kyoko'nun bir Android olduğunu öğrenir. Bu arada Nathan biraz kendine gelir ve odasına yürümeyi başarır. Ancak kapıyı açmak için anahtar kartını bulamaz. Caleb ortaya çıkar ve Nathan'ın kartını bulmuş gibi yapar. Kyoko'nun gerçekçi derisinin altındaki mekanik aksamı gören Caleb, kendisinin gerçekten insan olup olmadığına dair şüpheye düşer ve kendini ikna etmek için bileğini kanayana kadar keser. Eve'le 5. seansında elektrik kesintisini tetiklemesi için ona bir işaret verir. Nathan'ın nasıl bir yalancı olduğundan ve bu testten sonra Eve'i nasıl yeniden programlayacağından bahseder. Eve korkar ve Caleb'e kendisine yardım etmesi için yalvarır. Bunun üzerine Caleb ona kaçış planını anlatır. Nathan bayılana kadar onunla içki içecek, sonra anahtar kartını alacak ve evin güvenlik protokollerini yeniden programlayacaktır. Akşam 10'da Eve'in elektriği kesmesi gerekiyordur. Eve planı kabul eder. Caleb Nathan'dan bir içki ister ve Nathan şaşırtıcı bir şekilde bunu reddeder. Bugünün Caleb'in son günü olduğunu, bu nedenle Eve'in Turing testini geçip geçmediğini ona söylemesi gerektiğini hatırlatır. Caleb evet der ama huzursuz görünüyordur. Sonunda Nathan'la yapay zeka modelleri üzerindeki sapkın niyetleri hakkında yüzleşir ve Nathan'da asıl sapığın daha önce bileğini kestiğini gördüğü Caleb olduğunu söyler. Daha sonra Caleb'i Eve'in çizimlerini yırttığı görüntüleri tekrar izlemeye götürür. Eve'in Caleb'e kırık çizimleri sunabilmesi, Caleb'i kendisine sert davranıldığı konusunda manipüle edebilmesi için bunu bilerek yaptığını söyler ve Nathan, Eve'in odasına pille çalışan bir kamera da yerleştirmiştir. Böylece elektrik kesilse bile Eve ve Caleb'in etkileşimlerini izleyebilecektir. Nathan, Caleb'in Eve'i kurtarmak için onu sarhoş etmeyi planladığını biliyordur. Caleb başından beri asıl testin ne olduğunu merak eder. Nathan ise sınanan kişinin aslında Caleb olduğunu söyler. Eve'in Caleb'in onu tesisten çıkarmasını sağlamak için flört ederek empati kurarak ve manipüle ederek tüm zekasını kullanması gerekiyordur. Bu da onun gerçek yüksek işlevli bir yapay zeka olduğunu kanıtlar. Ne var ki Caleb, elektrik kesintileri sırasında Nathan'ın onları izliyor olabileceğini çoktan anlamış ve Eve'e daha önce söylediği gibi güvenlik protokollerini yeniden programlamıştır. Elektrik kesintisi protokolünü kilitlemeden çıkarmış, konuttaki tüm kapıları açmaya çevirmiştir. Sonra vakit geldiğinde Eve söz verdiği gibi elektrik kesintisini tetikler ve odasından çıkar. Koridoru keşfeden Kyoko ile tanışır. Nathan, Caleb'in hareketlerine çok sinirlenir ve Eve ile yüzleşmek için koridora çıkmadan önce Caleb'i bayıltır. Eve, Nathan'ı yere serer ve uyarılarını duymazdan gelir. Nathan, Eve'in kollarından birini yok etmek zorunda kalır. Ancak sonra Kyoko tarafından sırtından bıçaklanır. Kyoko'yu tamamen kapatarak karşılık verir. Eve onu bir kez daha bıçaklar ve öylece bırakıp ölüme terk eder. Gözetim odasında yeni uyanmış olan Caleb'in yanına gider ve ona orada kalmasını söyler. Daha sonra Kyoko'nun dolabına gider ve diğer androidlerin vücut parçalarını kullanarak görünümünü değiştirir. Gerçekçi insan kolları takar, vücudunu deriyle kaplar, peruk takar ve beyaz bir elbise giyer. Caleb değişimini izler ancak daha sonra odanın içinde kapana kısıldığını ve Eve'in onu dışarı çıkarmayacağını fark eder. Korkuyla çığlık atar ama Eve onu görmezden gelerek başından beri onu gerçekten manipüle ettiğini kanıtlar. Nathan'ın evini inceledikten sonra Eve normalde Caleb'i eve bırakması gereken helikopter şoförüyle buluşmaya gider. Kalabalık bir şehre gider ve kalabalığa karışır. Caleb hala gözetim odasında mahpustur. Bunun gibi daha fazla video için abone olun, bildirimleri açın ve kanala yardımcı olmak için bir beğeni bırakın.